Herkese merhabalar. İlk videomdan sonra verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. İzleyen herkese çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel tepkiler aldım. Aslında ikinci videoyu çekmek için de sabırsızlanıyordum ama hemen bir iki gün içine çekip yüklemek istiyordum. Ancak hem iş yoğunluğu, hem bayram tatili, hem de araya ufak bir rahatsızlık girdi. O yüzden ancak ikinci videoyu çekmeye vakit bulabiliyorum. O yüzden sizi hiç bekletmeden hemen yeni bir kitap tavsiyesiyle başlamak istedim. İlk videoda 3 tane roman önermiştim size ama şimdi birazcık daha farklı, kurgu dışı bir kitap önermek istiyorum. İmmanuel Tostoyevski'nin Sapsatalar Ansiklopedisi. Eğer daha önce duyduysanız bilmiyorum, İmmanuel Tostoyevski ayrıca Fırarsız Entellik podcast'inin de sahibi. Ben bu podcast'i dinlemekten de çok keyif alıyorum. Aşağıya da linki bırakacağım zaten. Özellikle yakın zamanda yaptığı özgür irade ile ilgili 10 bölümlük bir çok güzel bir podcast serisi var. Dinlemenizi çok tavsiye ederim. Biraz kafa yakıcı diyebilirim aslında o bölüm için ama hatta birkaç kere belki tekrar edip hatta kendisi araştırma yaptığı linkleri, videoları vesaire de bırakıyor. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Bence oldukça güzel bir kaynak. Hem de oldukça da anlaşılır bir kaynak. Şimdi ben bu kitabı neden tavsiye etmek istedim? Biliyorsunuz felsefe okuması çok zor bir alan. Hatta felsefe okumaya başlamadan önce felsefe nasıl okunur diye okumak, araştırmak gerekiyor. Ben de oldukça zorlanıyorum. Ben kafası hızla dağılan bir insanım. O yüzden de felsefe okurken bana dil çok ağır geliyor. Çok yavaş okuyabiliyorum. Çok yavaş okuduğum için de bazen çok sıkılabiliyorum. Ama bu kitap felsefeye ucundan kıyısından dokunan, aslında felsefenin bazı normlarına da dokunan bir kitap olduğu için ve okuması da müthiş rahat ve kolay olduğu için de bu kitabı önermek istedim. Şimdi öncelikle safsata tam olarak nedir? Ondan başlamak istiyorum. Bir tanımını yapalım. Ama bu kitapta zaten hazırda yapılmış bir tanım var. Ben size onu okuyacağım. Kısa tanım, bir ikna amacı taşıyan düşünce akışlarında bulunan ve kişinin kendisini veya karşısındakini yanıltma amacı taşıyan hatalı bağlantılar. Tembeller için daha da kısa tanım, yaygın akıl yürütme hataları. Aslında tüm bu safsatalar özellikle bir tartışma ortamında hatalı akıl yürütme ile manipülasyon ortaya çıkartan bir yaklaşım diyebiliriz. Şimdi bu kitap 4 ana bölümden oluşuyor. İlk bölüm kitabı tanı. Kitabı tanı kısmında aslında bütün kitapta hangi noktalara değinecek, kitabın akışı tam olarak ne olacak, biraz onlardan bahsediyor. İkinci kısımda kendini tanı kısmı. Kendini tanı kısmında safsataların tarihine ve tüm bu safsatalara dokunmadan önce aslında biz bunları neden üretiyoruz tam olarak? Neden bu safsataları yapıyoruz? Bunu anlamadan, buna dokunmadan önce biraz kendimizi tanıyalım. Biz bunu neden yapıyoruz? Neden safsatalara sırtımızı dayama ihtiyacı hissediyoruz? Biraz kendimizi tanımamızı tavsiye eden, üzerinden geçen bir bölüm. Üçüncü olarak safsataları tanı kısmına geçiyor. Safsataları tanı kısmında da safsata tam olarak nedir, nasıl yapılır, ne zaman yapılmıştır, birkaç örnek, farklı zamanlar aslında bunun kronolojisinden biraz bahsediyor. Ve biraz aslında safsatanın tarihine dokunmuş oluruz. Son olarak da safsatalar ansiklopedisi kısmı var. Safsatalar ansiklopedisinde 100 farklı safsata çeşidine değiniyor. Hepsi birbirinden keyifli, hepsi birbirinden güzel. Yani eminim bir hafta açıp televizyonda hani düşük profilli tartışma programlarını izlerseniz, ki yüksek profilli olanlarda da oldukça var olduğuna eminim, bu 100 tane safsatanın en az 40 tanesine denk geleceğinize ben eminim. Çünkü herkes manipüle etmeye çalışıyor fikirleri ve ikna etmek için aslında olmadık yöntemlere başvuruyor. Ben 3 tane, hani sizin de kafanızda canlanması için 3 tane safsata örneği vereceğim. Birkaç tane not aldım, onları size okuyacağım. Birincisi, gerçek İskoçyalı safsatası. Genellemenin çerçevesini sürekli daraltarak istisnalarla başa çıkma
konuşamadım ama bir örnekle daha net bir şekilde açıklayacağım. Örneğin bazı insanlar işte cinsiyetle ilgili çok fazla spekülatif açıklamalar yapar. İşte erkekler şöyledir, kadınlar böyledir, hepsinin Allah belasını versin, şöyle kötüler, böyle akılsızlar, böyle yeteneksizler diye. Ve sonra karşı argüman olarak da insanlardan bir takım feedbackler aldığında demeye başlar ki ya ben öyle erkeklerden bahsetmiyorum ki, ben öyle kadınlardan bahsetmiyorum ki, onlar bizim canımız ciğerimizdir, başımızın üstünde yeri vardır. Ben şöyle şöyle kadınlardan bahsediyorum. Sonra bu istisnaları hariç tutarak daralta 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 zaten toplamda dünya üzerindeki 100 tane falan insandan bahsediyor duruma düşerler. Ama yine de bu genellemeleri yapmaktan ve karşısındaki insanı ikna etmeye çalışmaktan asla vazgeçmezler. İkinci bir örnek aslında hepinizin aşina olduğu Murphy kanunu. Murphy kanunu bir ihtimal safsatası. Ne demek? İhtimallere kesinlik muamelesi yapma diyebiliriz. Diyelim ki her gün işten çıkıyorsunuz ve her gün otobüse biniyorsunuz. Her gün aynı saatte biniyorsunuz. O gün çok aceleniz var. Diyelim ki panik durumdasınız ve otobüsü kaçırdınız. Ve diyorsunuz ki zaten ne zaman bir yere yetişmek istesem otobüsü her zaman kaçırırım. Ve bu aslında bunun davranış teorisinde de bir karşılığı var. Bir çıpalama etkisi de diyebiliriz belki. Birazcık daha çıpalama etkisi sayısal değerlerle şekillendirilen bir etki olsa da aslında benzer bir davranış. Farklı bir adı da olabilir normalde bu davranış şeklinin ama yansıması aslında hemen binlerce kere doğru gitmiş bir iş bir kere yanlış gittiğinde hemen o yanlış gitmeye farklı nedenlerle birleştirip olumsuzlama ve genelleme yaparak bunu bu argümanı kabul ettirme yöntemi diyebilirim. Üçüncü bir örnek de tanım değiştirme. Terimlerin tanımlarını değiştirerek aslında istatistikleri de, rakamları da, farklı argümanları da manipüle etme şekli. Çok bilindik, yakın bir örnek var kitapta. Ben de onu vereceğim. Zam değil, fiyat güncellemesi. Bence oldukça keyifli bir kitap. Dediğim gibi, eğer benim gibi felsefe okumakta ciddi anlamda zorlanıyorsanız, emin olun ki bu kitabı okuduğunuz zaman çok büyük keyif alacaksınız. Ben çok fazla dediğim gibi okuyamıyorum felsefe ama kitapta bazı tavsiyeler de var. Eminim onlardan da feyz alıp daha da ileri okumalar yapabilirsiniz. Herkese şimdiden keyifli okumalar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.